tarih kokan sokaklarıyla ünü sınırlarını aşmış en lezzetli mantının, pastırmanın ve sucuğun diyarındayım. Neresi olabilir? Tabii ki Kayseri'deyiz. Kayseri'nin muhteşem bir mutfağı var. Efendim, o lezzetli yemeklerin peşine düşmek için Kayseri sokaklarını adımlama vakti. Hadi bize takılın. Lezzet yolculuğumuz başlasın. Lezzet yolculuğu sucuk hapsinde. Adem abi o ne ya? Kuru fasulye. Hazırlıklar devam ediyor. Alüminyum folyoyla kaplıyoruz, küllere gönderiyoruz. Kayseri'ye geldik. Mantının başkentindeyiz. O zaman kurtaralım Halil abi. Pastırmayı kurtaralım. Şey söyleyeyim mi? Kayseri'deyseniz bu çömlekte pişen fasulyeyi mutlaka denemeniz lazım. Bakalım Kayseri'mizin hangi güzel mekanlarını, hangi enfes yemeklerini anlatacağız size. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Bal olmuş. Efendim, Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı köyündeyiz. Adının Soğanlı olduğuna bakmayın, burası düpedüz üzümlü. Üzümlü, her yer üzüm. Çok lezzetli üzümler yapılıyormuş. Buranın üzümü pekmez için çok iyiymiş. Ablalarımı görünce, bağa geldim. Bağ bozumu var. Gidelim çalışalım. Benim işim bu. Çalışmak, yemek gibi. Başka bir şey bilmem. Kolay gelsin. Nasılsınız ablacığım? İnsanlıyorsun. Oo, bunlar da siyah. Bazıları beyaz, bazıları siyah. Çok güzel olmuş buranın üzümü. Evet, güzel. Şimdi nereden kesiyoruz? Saptan. Tamam, orada kalmış. Biz artık galiba sonuna geldik bu bağ bozumlarının. Evet. Yetiştik değil mi? Evet, evet. Öyle oldu. Bunları toplayalım, hızlanalım. Traktör dolmak üzere. Traktörümüze geçeriz. Oradan da köyümüze gideriz. Bir güzel pekmezimizi yaparız. İşlemler burada başlamış. Bir taraftan kaynatılıyor. Biz üzümlerimizle geldik. Şimdi Adem abi diyor ki remorkun üzerinde çiğneyeceğiz bunu diyor. Bunun bir toprağı var diyor. Bakalım görelim nasıl çiğneniyormuş. Kolay gelsin. Adem abi o ne ya? Kuru fasulye. Kuru fasulye. Pekmezin külünde de kuru fasulye yapılıyor. Bak gel. Bak. Bundan güzel kuru fasulye olur mu ya? Evet. Toprak kapta kuru fasulye. Çok lezzetli olur bizim buranın fasulyesi. Hep böyle külde mi yaparsınız evet. Ya Adem abi? Her zaman değil de bazı işte böyle. Denk geliyor. Evet denk geliyor. Bize denk geldi. Ateş olursa bunu da çömlekte yaparız. Yavaş yavaş pişiyor. Ama kendi halinde. Kısık külde. Kısık ya, külde pişiyor. Kısık ateş var ya. Olursa, et olursa yerinden çok şahane olur. Bulayım gelin bir kuzu. İyi olur ya. Yakalayayım gelin bir tane. Bir şey söyleyeyim. Siz evde falan kaynatmaya kalkmayın ha. Şu ateşin gücüne bakar mısınız? Şuradaki. Mesela bunun altına ve oraya. Kolay kaynamıyor pekmez. Çok kuvvetli ateş lazım. Kaç saat kaynıyor Adem amca bu? Abi 4 saatten aşağı olmaz. 4 saat böyle teyzelerimiz uğraşıyor evet, bununla evet. Ya. Çok zor. Vay be 4 saat. 4 saat pişiyor. Şimdi oraya toprak atacaklar. Orada çiğneyecekler çekersen. O havuzda mı? Ha havuzda çiğne. Bakın orada gidiyorum. O gördüğünüz turistik havuz değil. Pekmez yapılıyor, eziliyor orada. Evet çizmeler giyiliyor. Havuzun altı temizleniyor. Çizmeler temizleniyor. Üzümler dökülüyor ve... Tam benlik ama neyse. İşi ehline bırakmak lazım. Adem abimizden şimdi diğer işlemleri öğreniyoruz. Konuyu neticelendiriyoruz. Oradan gelen şire buraya aktarılıyor. 4 saat kaynıyor.
Bu buraya geldiğinde bunu buraya bindirir, oradan gelen buraya dökeriz. Evet. Haşlama yaparız bunu. Burada onu bu haşlandıktan sonra oraya indiririz. Orada tekrardan durulur. Buraya, dibine çöker. Dibine çöktü sonra buraya şey gelir, sahibi şişesi gelir. Süzülmüşü. Süzülmüşü gelir. Sonra bir daha geliyor ocağa süzülmüş. Yani kumları zaten dibine çöküyor. Üzerinden alınan pekmez, artık pekmez oldu. Bunun üzerine koyuluyor. Tekrar kaç saat? Abi en azından 4 saatten aşağı olmaz pekmez. 4 saat kaynatılıyor. Sabah erken vakitlerde kalkılır, evet. Üzümler toplanır ve ardından bunlar bu şekilde kaynatılır. Adem abi teşekkür ederiz. Sağ ol. Annelerimizin de ellerine sağlık. Sağ kolay gelsin. Sağ ablacığım senin için çok. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Güle güle. Geçiyoruz şimdi yemekleri hazırlamaya. Boşa gitmesin diyorum. Bu havaların boşa gitmemesi lazım. Teşekkür ederim. Nefesinize sağlık. Elinize sağlık. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya bu ne güzel karşılık. Önce hanımlar. Nasılsınız anneciğim? Hamdolsun iyiyiz, çok şükür. Ne güzel köy burası. Çok güzel köyümüz. Davulcu biraz sert vuruyordu, taş düşer diye korktum bir yerden. Taşlar kayıyor, oturmuş yine. Oturmuş değil mi artık yerine? Oturmuş. Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Efendim çok güzel tabii ki köy ama çok güzel yemekler yapacağız ama önce şöyle bir kadasını aldığım arası yapayım. Abi gel bize bir kadasını aldın, ne biliyorum kurban oldum da ya. Sağ olsun kadasını aldım, kurban oldum. Nasıl? İyi misin? Bu olmazsa olmaz Kayseri. Kayseri ağzı bizim. Delim. Niye örüyorsun? Nasıl? Niye örüyorsun? Eyvallah. Evet. Karnım acıktı mı? Acıktı. Ben yemek yapacağım abi. Tamam. Abla yemek yapacağız. Şu bez bebekleri önce görelim mi? Yemekten önce. Gidelim şimdi onlara bakalım. Neler var neler. Ardından yemek yaparız. Kolay. Yemek bizim işimiz. Öyle değil mi? Mesela ricamız var. Türk istiyor. Tamam oğlum bir tane patlatalım. Tamam. Salında gel. Aman ey. Meydan kız görsün aman. Meydan kız görsün aman. Serpil'de gel aman ey. Düşmanlar ölsün aman. Düşmanlar ölsün aman. Toplana gel yanıma. Allah diyarım canıma. Serpil'de gel yanıma. Allah diyarım canıma. Hamur fabrikası işe başlamış bile. Kayseri'de gözlerim gözlemeyi gözler oldu. Direkt pişmesine geldim. Galiba çok acıktım. Normalde yapım aşamasını anlatırız ama nasıl pişti, iyi mi? Güzel piştiler. Az sonra tadına bakabilecek miyim? Evet, bakabilirsin. Yoldan geldim, çok acıktım. Ablacığım. Afiyetle yersiniz. Şöyle yapıyoruz. Açıyoruz bunları hafif kalın. Evet. Öyle çok ince açmıyoruz değil mi? Baklava gibi olmaz. İnce ince. Tabii. Eskir açma, o zaman. Yırtılır. Eski. Evet. Bu neli? Bu patlıcanlı. Peynir de katabilirim, karışık olur. Öyle güzel oluyor mu ikisi? Çok güzel olur. Yap o zaman anneciğim, öyle yap değil mi? Öyle yapmak lazım o zaman. Nasıl güzel oluyorsa öyle yapacağız. Evet. Patlıcanla peyniri karıştı. Aman anlatırken insanın ağzı sulanıyor. Neyse, elinize sağlık. Yapıyoruz şimdi patlıcanlı peynirli gözlemelerimizi. Elinize sağlık. Birazdan inşallah masada i̇nşallah. Göreceğiz, tadına bakacağız. Tabii. Geçelim şimdi yemeklerimize. Orada gözüme bir küp çarptı. Fatma ablacığım. Buyur. Bunda mı yapacağız ya evet, yemeği? Evet, çölmek fasulyesi olacak. Tandır da pişecek. Pastırma da mı atacaksın? Pastırma da atacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Kayseri'deyseniz bu çömlekte pişen fasulyeyi mutlaka denemeniz lazım. Zaten pastırma olmasaydı üzülürdüm. Pastırmanın başkentinde, Kayseri'de
güzel bir pastırmalı fasulye hazırlayacağız. Peki malzememiz nedir? Fasulye tamam, önceden haşlanmış. Yağını koyacağım. Yağ var. Hı hı. Soğan var. Salça, biber salçası, domates salçası, pul biberi, bastırması var. Kayseri bastırması. Malzememiz bu kadar. Bu kadar. Su katacak mısın? Tabii, sıcak su katacağım. Sıcak su da ekleyeceğiz. Bu kadar. Ama malzemenin koyulma sırası önemli mi? Tabii önemli. Her şey çiğden atılacak içine. Evet, yani şey soğanı kavuracak mısın? Çiğden koyacağım. Çiğden pişiyor, daha tatlı oluyor. Öyle mi? 3 saatte pişecek bu. O zaman her şeyi çiğden atabilirsin. Taşı koysan tabii yumuşar ki onun içinde. Tabii. Çiğden pişireceğim için her şey çiğden şey olacak. O zaman başlıyoruz yapmaya. Ocakla uğraşmıyoruz. En son 3 saat pişeceği için bütün malzemeyi çiğ bir şekilde gönderiyoruz. Önce yağ. Yine yani sıralama bozulmuyor tabii. Fasulyeleri de en üste gönderdik. Çömlekte tam 3 saat pişecek. Ama odun ateşinde. Odun ateşi de olur. Biz burada hayvanların kerme, kerpiç öyle şeyler de yaparız. Tezek, tezek. Tezek, tezek. Kibarlaştırma. Ne kerpiçi canım? Vallahi tezek, unuttum. Tezek. Tezek de pişecek. Kapağı kapatılacak. Oh, çok lezzetli olacak inşallah. Masada bekliyoruz. Bekleriz. Fatma ablacığım. Afiyetçe yeriz. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. İşte bu kadar. Çömlekte pastırmalı fasulye. Kendi memleketinde pek güzel olacak inşallah. Onu uğurluyoruz fırına. Biz geçiyoruz yan mutfağa. Elinize sağlık. Ne yapacaktık burada? Bol malzemeli hamur köftesi. Bol malzemeli hamur köftesi. Say bakayım malzemeleri ablacığım. İnce bulgur. Evet. Soğan. Maydanoz, nane, karabiber, kırmızı biber, pul biber, biber salçası, domates salçası, tuz, yumurta, tavuk, un. O zaman hazırlamaya başlıyoruz. Malzememiz çok. Bu bölümü hızlandırmamız lazım. Çünkü ablamızın işi çok. Ben de yardım ederim size. Başlıyoruz hazırlamaya. Önce tabii ki köfteye irmikle. Malzememizi çok güzel yoğurduk. Hakikaten güzel görünüyor. Şimdi içi bitti. Köftelerimiz tamam. Sıra geldi sosa. Önce soğanı gönderiyoruz ama onun içinde ne pişiyordu? Su mu sadece? Bu ne? Yağ bu. Yağ mı? Yağ kızdı. Yağ kızdı. Soğanını katıyorum. Soğanımızı kavuruyoruz. Şimdi hemen tavuğumuzu katıyoruz. Kuşbaşı doğranmış tavuklar kuşbaşı gönderiliyor. Kuşbaşı doğranmış tavuk. Güzelce onu pişiriyoruz. Tavuğumuzu kavurduk, salçamızı gönderiyoruz, suyumuzu ekliyoruz. Su kaynadıktan sonra mı köfteleri göndereceğiz? Evet, su kaynadıktan sonra bu domates salçası, bu da biber salçası. Oo. Suyun içine köfteleri gönderiyoruz, yuvarlıyoruz değil mi? Evet. Bakalım ne kadar büyüklükte olacak köfteler. Köfteler de bilye kadar yuvarlıyorsunuz. Bu şekilde yuvarlayıp o kaynayan güzel karışımımıza gönderiyoruz. Ondan sonra pişiyor afiyetle yeniyor. Afiyetle yeniyor. Senin ablacığım elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Geçelim şimdi baklavamızı hazırlamaya. Şimdi Soğanlı Mahallesi'ne has baklava. Baklavamızın malzemeleri nedir Türkan ablacığım? Önce tuzunu atıyor. Tuz var. Yoğurt var. Yoğurt atıyor. Yağ var. Yumurta. Bunda iç ceviz. Sadece ceviz mi o? Sadece ceviz. Bir de sütümüz. Bir de süt. Sütle de yoğuruyoruz. Sütle yoğuracağız, suyla değil. Sütle. Güzel. Yani su yok bunda. Sütle yoğuruyoruz sadece. O zaman malzememiz hazır. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz.
o Türkan ablamız. Şimdi açmaya başlıyoruz onları. Bu kadar. Birinci tamam. Birinci tamam. Bunu böyle beklemeye bırakıyor. Onu tekrar açacak mıyız? Tepsiye giderken. Tepsiye giderken açılıyorum. Devam ediyoruz. 13 kağıt hamur açılıyor. Peki ceviz nereye gidiyor acaba? Az sonra. Cevizi tam ortaya mı koyacaksın Türkan ablacığım? İki kat koyuyoruz. Dörder dörder. Dört katta koyup... bir ceviz var. Dört katta bir ceviz. Ardından normal üst üste bütün yufkalarımızı açtığımız diziyoruz. Tepsiye şimdi diziyoruz. Başlıyoruz dizmeye. Dört katta bir ceviz ekleniyor. Ardından kesiliyor. Sonra pişiriliyor ve birazdan çeşit çeşit yemeklerin olacağı masaya geliyor. Teşekkür ederiz Türkan ablacığım. Sağ olun, ellerinize sağlık. Bir yere ayrılmayın. Kayseri yemekleri birazdan. Sonucu hem güzel manzara hem de enfes yemekler bir düzenle temiz hava konusunda bu kadar şanslı olur mu? Olmaz. Olmaz. Çok güzel olmuş. Çeşitler çok fazla. Üzümle başlıyor, kayısıyla bitiyor. Göğüsle başlıyor, diğer çömlekle bitiyor bizim. Hı hı. O çömlekte ne var Türkan lahana abla? Lahana sarması. Çömlekte ne sarıyorsunuz toprak kapları? Hı hı. Yaptığımız hamur köftemiz evet. Burada. Gözleme burada. Evet. Baklavamız burada. Ne güzel de kesmiş onu Türkan ablamız. Fasulyeyi dökeyim mi şimdi? Fasulyeyi döksen. Dök Fatma abla. Fasulye. Bakalım ne oldu? Çömlekte fasulye ama pastırmadı. Kayseri'deyiz. Öyle boş fasulye yemeyiz. Fasulyemiz çok güzel olur. Döküyoruz. Ben döküyorum. Fatma abicim elinize sağlık. Afiyet şimdi tadına olsun. Bakabilir miyim artık bu yemeklerin? Tabii ki afiyet olsun. Tabii. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Soğanlı köyüne çok teşekkür ediyoruz efendim. Kayseri'mizin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı köyünde geleneksel yemeklerimizi yaptık ve çok güzel anlar geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım Kayseri'mizin hangi güzel mekanlarını, hangi enfes yemeklerini anlatacağız size. Hayırlı işler. Eyvallah kardeş, hoş geldiniz. Kes abi, kes, kes. Hoş şimdi geldiniz. Kayseri'ye gelmişken pastırmanın, sucuğun inceliklerini anlatmak lazım. Nasıl seçilir? Pastırmanın da çeşitleri var. Çok hani çeşitli kesilen var. Hayvanın farklı yerlerinden yapılıyor. Çok çeşitli var. Onlara ne deniyor? Mesela ne çeşitleri var? Mesela sırt var, kuş gömü var. Kürek var değil mi? Tabii. Kuş gömü var. Kuş gömü çok önerirler. Şu anda yaklaşık 19 çeşit pastırmamız var. Bakın şöyle karşıya bakarsanız. O dananın üzerindeki haritada. Aynen. Oradan et nereden çıkıyorsa fiyatı, kalitesi, lezzeti hepsi farklı. En güzeli hangisidir? Sırt dediğimiz kuş gömü dediğimiz. Kuş gömü değil mi? Aynen, aynen. Çok teşekkür ederiz. İnşallah efendim. Hayırlı Allah işler diliyoruz. Allah kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim.
Lezzet yolculuğu sucuk hapsinde. Çok fazla et yiyormuşum, çok fazla yemek yiyormuşum. O yüzden sucuk hapsindeyim. Bir süre burada kalacağım. İstirahatteyim. Sucuk hükümlüsüyüm. Pastırmalar da çok güzel, sucuklar da çok güzel. Ben burada ömür boyu kalabilirim. Sucuklar ve pastırmalar. Şimdi işin ustasından güzel tarifler var. Sağdan bana göre güzel kokular geliyor. Oraya doğru gidiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız efendim? Bunları biraz da burada dinlendireceğiz, yiyeceğiz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Halil abicim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz abi. Teşekkür ederim. Hakan Beyciğim, siz nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. İyisiniz, siz nasılsınız? Ya böyle keyif olur mu ya? Böyle keyif olur mu? Siz olmuyor. Kayseri diyeceğiz değil mi? G ile. Kayseri diyeceğiz. Kayseri. En orijinal Kayseri. Kayseri. Halil abi. Efendim? Ya bu ne güzel usuldür böyle. Yani burada tepsiyle yapıyorlar biliyorum ama sen bayağı siniye doğru işi büyütmüşsün. Bizimki siniyle bakır sini. Daha mı güzel oluyor? Mükemmel oluyor. Bakır sini de ki olan da başka ya. Bundan orada sucuk, burada pastırma, sucuk, burada kavurma. Tabii. Biz Kayserili olarak böyle yiyoruz. Kendisi üretiyor. Kendisi de bugün lezzet yolculuğu için afiyetle onları pişirip bize sunacak. Aynen. Efendim görüyorsunuz manzaramız şahane. Kayseri'de burada anlatmak lazım bu güzelliği. Şu an çok zor durumdayım. Yani oradan böyle sucuk kokuları, buradan ortadan pastırma yükleniyor. Evet. Soldan da kavurmalar yağını bırakıyor bakır tepsiye. Evet. Kalaylanmış bakır tepsilerde ziyafet var. Şimdi pişirmeye devam ediyoruz. Orada ya böyle kendi yağını bırakıyor. Evet. Sucuğu çok mu pişirmek gerekir? Şöyle bir kararı var mı? Sucuğu normal pişireceğiz. Çok fazla pişirirsek kurur. Ama biraz az pişirirsek taze kalır. Orta kıvamında olacak. Kıvamında bir şey. Pastırmayı ne yapacağız? Pastırmayı da bu şekilde tepsiye silip devam edeceğiz. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman güzel oluyor. Fakat altı fazla ateşli olduğu için yanıyor pastırma. O zaman kurtaralım Halil abi. Pastırmayı kurtaralım. Evet. Onda biraz sohbete daldık. Evet. Nasıl olsa kavurmalar orada pişiyor, evet. Sucuk orada pişiyor. Pastırmaları kurtarıyoruz şimdi. Kavurmamızı da aldık. Artık tadına bakalım. Bunlar da biri kurtarsın artık. Gel Halil abi. Şimdi pastırmayı, sucuğu yemenin de bir usulü var memlekette. Tabii. Onu en iyi Kayseriler bilir. Boru pide mi diyorsunuz abi buna? Bu boru pide, evet. Çok meşhur burada. Acayip lezzetli. Boru işi böyle uzun uzun yapılıyor bu pide. Sonra bölünüyor, geliyor. Şimdi bakıyoruz tadına. Usulü doğru mu biliyorum? Arasına sucuğu yerleştiriyoruz. Olmaz, böyle olmaz. Bizim Kayseri'de sucuk böyle yenmez. Kayseri'de sucuğuna yapılmış ekmeğe, bir haharettir bu. Evet. Anladım abi. Bunu ekmeğe yarıyoruz böyle. Yardıktan sonra bunun kendine has bir yağ var. Evet. Yağı üzerine toz yapar gibi basaraktan yağ olacak. Yağ basaraktan, adet üzerekten. Koyacağız. Başka? Başka pastırma olacak. Üstüne bir de pastırma koyuluyor. Pastırma koyuluyor. Ekmek arası, boru pidenin arasında sucuk ve pastırma keyfini tavsiye ederim. Ama ya. Kayseri'de. Oo, şimdi hazır mı? Tabii, şimdi hazır. Şimdi yiyebilirsiniz. Ya bu pide yapsınlar ya. İstanbul'da da yapsınlar, büyük şehirde de yapsınlar bu boru pideyi. Hakikaten çok güzel. Mükemmel. Sabah kahvaltılarla falan başka hiçbir şey istemem. Bir de yanına böyle bir bardak çay. Başka hiçbir şey istemem. Değil mi? O sucukta özlenilen lezzet hakikaten memlekette var. Kayseri'de. Pastırması da güzel. Sucuğu da güzel. Kavurması da güzel. İnsanı da güzel. Seviyoruz Kayseri'yi ya. Ellerinize sağlık Halil abi. Kavurmanın da tadına bakayım ben. Derhal, derhal. Onun da bir usulü var mı? Bak. Onu usulü de size bırakalım. Onun usulü, evet. Ekmeğe yaracaksın. Evet. Bastıracaksın. İçini dolduracaksın ve afiyetle yiyeceksin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Halil abicim, Hakan Beyciğim. Ellerinize sağlık. Biz her zaman buradayız. Bekleriz. Her zaman bekleriz. Biz de her zaman yolculuktayız. Lezzet yolculuğu devam ediyor.
ben bu şelalelerin fanatiyim. Türkiye'de 4-5 tane şelale var. Alışmışız hep aynı şelalelere gidiyoruz. Ama Kapuz Başı'na geldiğinizde takım şelaleler sizi kucaklar hemen böyle buz gibi havasıyla. Yaz aylarında bile gelseniz burası 20 derecenin üzerine çok fazla çıkmıyor. İşte takım şelalelerden 3 tanesi burada. Aladağlar yaklaşık buradaki yüksekliği 300-350 metre ama 70. metreden dışarıya fışkıran bir su var. Mayıs aylarında karşıya 30 metre geliyor. Üçü de dünyanın en yüksek şelalelerinden biri. Ortadaki dünyanın ikinci yüksek şelalesi. İrtifa meselesi olduğu için efendim 70 metreyle bizi temsil ediyor dünyada. Bunun gibi tabii farklı özellikle 4 tane daha şelale var bölgede. Mutlaka ziyaret edilmesi, görülmesi gereken noktalardan birindeyim. Gezginlere duyurulur. Kapuzbaşı şelalelerini seyre dalmışken size buranın en başarılı sporcularını tanıtacağım. Bu kayalarda müthiş tırmanışlar gerçekleştiriyorlar. Buyurun hemen aşağı gelirsek. Tebrik ediyorum. Aman düşersiniz. Aceleye gerek yok. Kayseri Develi'deyim. Develi'de olduğumu duyunca şimdi izleyicilerimiz diyordu. Turgay sen Develi'ye ancak cıvıklı yemeye gidersin. Evet öyle yaptım. Cıvıklı yiyeceğim, cıvıklıyı anlatacağım. En lezzetli pidelerden bir tanesi. Pide diyebilir miyim Ahmet abi ona? Ayıp mı olur cıvıklıya pide dersin? Ayıp olur abi. Ne diyelim? Klası sarsır. Cıvıklı. Uzatmamak lazım. Evet, cıvıklı. Evet. Ya bilmiyorsun izleyicilerimiz cıvıklı. Onlar gelince tadıyorlar, görüyorlar. Şimdi görecekler değil mi? Evet, öğrenecekler. Şimdi cıvıklı malzemeleri geliyor. Arkada da hummalı bir çalışma var. Ustalarımız çalışıyor. Biz malzemeleri veriyoruz. Ne et olması lazım abi? Dana etiyle biz kuzu etini karıştırıyoruz ikisini bir. İkisi de mi var? Evet. Kuzu eti, dana eti, soğan. Soğan, domates, biber, kuyruk yağı. Kuzumuzun da kuyruk evet. Yağı. Peki nasıl öğreniyoruz? İlk onunla başlayalım mı? Abi hemen başlayalım. Eti parçalamaya başlıyoruz. Bakın ilk defa göreceğiniz bir yani usulle cıvıklının eti kısa kesiyorum. Doğranıyor. He. Bunu çift bıçak yapıyoruz kuzuyu. Kuzu eti, dana eti, kuyruk yağı hepsini bir karıştırdık. İçine biberle, domatesle doğradık. Az da bir tuz kattık içine. Bu kadar. Şimdi evet, bunlar hamurların üstüne yaymak kaldı. Teşekkür o ederim. O da maharetli ustalarımızın, develimizin kendine has buğdayından yapılmış unlar. Hamurlar önceden yapılır. Belli bir süre bekledikten sonra hamur mayaya gelir. Mayaya geldikten sonra ustalarımız el maharetiyle bunları açarlar. Bakın, ustalara sesleniyorum. Ne kadar memleketini ve develiyi seviyor Ahmet abi. Evet. Diyor ki, Erciyes'in suyu, Develi'nin buğdayı. Değil mi? Evet, öyle anlatmak evet, lazım evet, konuyu evet, yani. Evet, tabii. Değerli Anadolu'daki yani bu ürünler çok farklı. Yani organik diyoruz. Yani doğal ürünler her şey. Bunu da güzel anlatmak lazım Ahmet abi gibi. Gel Ahmet abi şunları yaydıralım da pişirelim. Hadi bakalım abi. Ustalarımız bunları fırına gönderiyor. Ahmet abiye çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık abi, sağ olun. Şimdi Fikri ablayla diğer yemekler. Mantının başkentinde Kayseri'de şimdi işi iyice öğreneceğiz. Yani mantı seviyorsanız bunu Kayserilerimden öğreneceksiniz. Fikri ablacığım nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Burada Ahmet abi mi seçiyor etleri? Evet. Belli, bu da öyle güzel. Evet, çok güzel et çok abi. Önem veriyor. Kendi gidiyormuş, sabah erkenden etleri kendi seçiyor. Burada yapılan ne varsa mekanda her şeyi kendi elleriyle seçiyor. İşte kıymamız çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi iyi bir mantının malzemesi nelerdir? İyi bir mantının malzemesi eti, soğanı, maydanozu, evet.
Yumurta. Yumurtası. Tereyağı. Tereyağısı, tuzu, salçası, biberi. Bu ne? Biber salçası. Tamam. Için. Şimdi bizim güzel bir hamura ihtiyacımız evet, var. Mantının hamuru. Mantının hamuru nasıl olması gerekiyor? Çok ince mi, kalın mı yapalım? Normal şekilde olur. Biraz normal. İnce olur. Öyle. Yapacağımız mantı klasik Kayseri mantısı evet, değil mi? Evet, Kayseri mantısı. O, çok güzel mantımız olur. O çiçeklerinde büzülen, evet. İçi bol malzemeli. Ben yapayım, siz de görün. Hadi bakalım görelim. Başlıyoruz mantımızı hazırlamaya. Evet. Önce hamur. Önce hamurunu yapıyoruz. Hamurumuz hazır. Hamurumuz abi. Hazır. Bu hamurumuz mantı kıvamında oldu. Bu kadarı. Tamam. Şimdi açacak mıyız? Evet, şimdi açacağız. Hadi açalım. Burada olur mu? Olur burada. Olacak artık. He. Şu şeyi de katalım mı? Mantının içini. Yapalım mı onu? Evet. Tamam. Mantının içini hamur katalım. Biraz dinlenirken hamur mantının içini pişirelim. Ben bir taraftan onu pişirirken. Pişmiyor böyle. Öyle çiğ, mi? Evet, çiğ katacağız. Ha, doğru ya. Benim evet. Kafam karıştı. Evet. Alışmışım hep ablalarımızdan. Bu malzemeyi görünce pişiresim geliyor benim. Ne yapayım soğanı görünce? Bunu çiğden atıyoruz yani. Evet, çiğden katıyoruz. Bu kadar. İçi de hazır. İçi de şimdi hazır. Hamurumuz da hazır. Masamızı toparlayalım. Hamurumuzu evet. Açalım. Açalım. Ben bir elimi yıkayayım. Tamam. Hamurunu açayım. Ben burayı topluyorum. Evet. Sağ ol. Birbirine yapışmasın diye bol un. Evet. Çok bol bakın olmaz. Hiç, yani öyle. Normal. Onun bir kararı var. Bu evet. Kadar işte. Bakın en üzerlerinde biraz var işte. Neden? Evet. Yapışmaması için. Hı-hı. Şimdi içine koyduk. Şimdi etini koyuyoruz. Bu şekilde yapayım bitiyoruz. Ben de ellerimi yıkadım. Bakayım olacak mı? Olur. Sonuncular da tamam. Evet, mantımız bitti. Bitti. Sırada ne var? Sos mu? Sırada sos var. Getireyim sosu yapalım. Tüpü getirelim. Sosu yapalım. Ondan sonra da mantıyı pişirelim. Tamam. Sosumuz hazır mı Fikri ablacığım? Hazır. Şimdi sırada ne var? Sırada mantımız var. Mantıyı pişireceğiz. Tamam. Gelsin mi sıcak suyumuz? Gelsin. Şimdi martı. Evet, martı. İstanbul'dan özellikle vapurda giderken yakaladığım mantıları kaynamış suya atıyorum. Mantı. Mantılarımızı gönderiyoruz kaynamış suya. Ne kadar kaynatmalıyız mantıyı? 5 dakika kaynatırsak pişer. O kadar. O kadar. İçindeki kıyma da pişiyor. Kıyma da pişiyor, mantı da pişiyor. Hamur da pişiyor. Evet. Yani çok fazla kaynatmayacaksınız. Evet. Zaten, hamur oluyor. Zaten hanımlar bilir piştiğini. Belki bilmeyenler vardır. Bilmeyenler varsa 5 dakika. Benim gibi bilmeyenler için şu an anlatıyorum yani. Mantı pişecek, ardından süzülecek, sosu üzerine eklenecek, afiyetle masada bizi bekleyecek. Evet. Sırada ne var? Tatlı lazım bize. Tatlı lazım. Dolaz. Birazdan dolaz malzemeleriyle karşınızdayız. Şimdi sırada develimizin meşhur tatlısı dolaz var. Malzemelerimizi paylaşıyoruz. Toz evet, şekeri var. Toz şekerimiz var. Tereyağımız var. Nişastamız var. İrmiğimiz var. Pekmezimiz var. Cevizi üzerine atacağız. En son üzeri için evet, o. Malzemeleri duydunuz. Evet. Hazırlamaya başlıyoruz. Evet. Şimdi tereyağını evet, ocağa yakalım. Tereyağımız da hazır Fikri hazırsa, ablacığım. Tamam pişireceğiz. Karıştırayım bir taraftan. Evet. Malzememizi tereyağımızın üzerine ekliyoruz. Evet.
Şimdi bu böyle karıştırdıkça muhallebi gibi katılaşacak mı? Evet, evet, muhallebi gibi olacak. Böyle. Bunu sürekli karıştıracağız. Evet, pişene kadar karıştıracağız. Biraz böyle katılaşınca bırakacak mıyız? Katılaştı mı bırakacağız. Muhallebi yapar gibi, evet, şey. Aynı puding yapar gibi. Aynı puding gibi, muhallebi gibi oluyor. Ondan sonra? Ondan sonra da tabağa koyuyoruz, servis yapıyoruz. Cevizini atıyoruz üstüne. Onda toz şeker de var mı? Yok. Sadece ceviz mi? Sadece ceviz. Sadece cevizi üzerine serpiyorsunuz, servis hazır. Fikri ablamıza teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet çok teşekkür olsun, ederiz. Afiyet masaya olsun. Geçip bu enfes yemekleri bekliyoruz. Yemeklerimiz nihayet hazır. Cıvıklımız, Kayseri mantımız, Dolas tatlımız. Önce cıvıklımızın tadına bakalım, onu soğutmayalım. Gevrekken, daha sıcakken tüketilmesi lazım. Efendim yemekler çok güzel olmuş. Tavsiye ediyorum. Yiyenlere afiyet ola, şifa bula. Yemeyenlere de nasip ola inşallah. Şimdi Kayseri'deki farklı lezzetler için bizler tekrar yola düşüyoruz. Bakalım neler var sırada. Kayseri merkezdeyiz. Abdullah kardeşimle birlikte danadan yapılan en lezzetli yemeği anlatacağım. Nedir onun adı biliyor musunuz? Pöç. Ya Turgay, Kayseri'ye gitti, şimdi pöç nereden çıktı? O nedir diyenleri duyar gibiyim ekranlar. Efendim pöç. Sen söyle Abdullah. Tam pöç. Dananın neresi? Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu öyle işte. En lezzetli yemeği dananın kuyruğundan yapıyorlar. Ama sadece Kayseri'de. Dizmişsin kuyrukları. Aynen öyle. Kaç tane yatıyor burada? Kaç tane var? Burada yaklaşık bir 50 tane dana yatıyor. Bütün çiftlik burada yatıyor. Bütün çiftlik burada yatıyor. Bakın. Kuyruk ama acaba kaç parçası kullanılıyor? Sadece 3 ya da 4 parçası. Omurgadan 3 parça. 3 veya 4. Evet. Danaya göre değişiyor. Aynen öyle. Şimdi pöçümüzü bu şu şekilde alıyoruz. Malzememiz pöç. Her zaman size malzeme sayıyorum ama yok burada. Sadece pöç, evet, ve onu dizeceğimiz çanak. Çanak. Burada çanak ne? Çömlek. Çömlek, çanak. Buraya dizeceğiz. Şimdi bunun bir kesiliş usulü var. Evet. Tomografi makinen falan yok değil mi? Öyle MR falan. Yok, MR falan çekmiyor. Tomografi makinen. Nerede biliyorsun o kemiklerin arasını? Şimdi şöyle baktığımız zaman biz görüyoruz. Nasıl görüyorsun ya? Bunun içini görüyoruz biz. Bunun içi komple kemik zaten. Evet. Yerleri var yani, böyle. Kuyruk en sık kemiğin, evet, omurganın devamı. Evet, biz de siz deneyelim önce bir. Biz görüyoruz onu. Onun yerlerini ben biliyorum. Evet, biliyoruz, doğru. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bravo, ilk atış doğru. İlk atışta buldum. Acemi şansı derler. Ona acemi şansı derler. Hayret, bir kere de buldum. Yani üç ayrı ara var, oraları bulmanız lazım efendim. Evet. 30 santimetrelik kuyrukta. İlk aradan buldum, acemi şansı. Evet. Acemi şansı, evet, bir kere daha deneyim mi? Tabii tabii, lütfen, acemi şansıydı. Evet. Bıçağın kemiğe dayandı. Bıçağın kemiğe dayandığı nokta bu. Kemiğe dayandı. Bunu tutturmak çok zor. İşi eline bırakalım. Buyur kardeşim. Hemen de yani. Bunları dizeyim ben başta? Tabii tabii. Nasıl diziliyor peki? Usulü de söyle. Bir taraftan doğrayalım. Bunları bir taraftan dizelim. Biz bunun içine hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadığımız için tek bunun özelliği, bunu sık dizeceğiz. Çünkü 16 saat piştiği için etin dağılmaması gerekiyor. Safları sık tutacağız. Safları sık tutacağız. Çanağın içinde saflar sık tutulacak. Devam ediyor. Alüminyum folyoyla kaplıyoruz, küllere gönderiyoruz. 16 saat bekleniyor ve ardından sabırla beklediğimiz için pekimizin o zaman bakıyoruz. Lezzeti görüyorsunuz. Müzik
Nihayet yemeklerimiz hazır. 16 saat beklemedik. Abdullah Usta'ya teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi fırının bir köşesinde benim için gizlenmiş bir çömlek varmış. Çok güzel çeşitler var. Şimdi sabah erken 5'ten öğleden sonra 2'ye kadar ancak bulabiliyorsunuz. Yani bu masayla karşılaşmak istiyorsanız 2 son saat bitiyor. Sabah erkenden suyuyla beraber köç geliyor. Yani kahvaltıda bu tercih ediliyor. Çok faydalı bir suyu var. Kalsiyum deposu. Yine pilavla isterseniz köç ve yanında bademli, fıstıklı, üzümlü, fındıklı. Pilavda yok yok. Çok güzel bir pilav var yanında. Ve tabii ki fırın 16 saat kullanılıyor. Onu başka yemeklerde de değerlendirmek gerekiyor. Tandır da var. Şimdi tadına bakıyoruz soğumadan. Pes. Çok güzel. Tandırda deneyeceğim. Kayseri'deki en lezzetli danadan yapılan yemeklerden birini anlattık. Ben ziyafete devam ediyorum. Bakalım Kayseri'de bizi daha ne gibi güzellikler bekliyor. Pöçü eritmem lazım. Efendim Kayseri merkezde, Talas'ta, Ali Dağı'nın eteklerinde, Kayseri manzarasında güzel yemekler hazırlayacağız. Kayseri'ye geldik. Mantının başkentindeyiz. En lezzetli, en usta mantılar burada yapılıyor. İşte o ustalardan biri Aysel Hanım. Aysel Hanım, tepsi mantı yapacağız değil mi? Evet. Kızartıyor muyuz onu? Biraz farklı galiba. Fırınlıyoruz. Evet. Diğer mantılardan biraz farklı değil mi hazırlanmış üslubu? Evet. Başka ne yapacağız? Nevzine tatlısı yapacağız. Meşhur Kayseri'nin nevzine tatlısı. Pekmezli değil mi? Evet. Çok farklı tarifler geliyor Aysel Hanım'dan şimdi size. Ama daha önce tepsi mantımızın malzemeleri geliyor. Neler var malzemelerimiz? Un. Evet. Tuz. Yumurta. Tereyağı. Kimyon. Toz biber. Yaprak biber. Nane. Karabiber. Soğan. Kıyma. Biber salacağız. O zaman başlayalım. İşimiz uzun. Mantı yapacağız çünkü. Başlayalım. Mantı yapmak biraz zahmetli iş. Ama yemesi de en keyifli yemeklerimizden bir tanesi. Önce hamur mu yoğuralım? Hamurumuzu yoğuralım. Hamuru yoğuruyoruz. Hamurumuz hazırlandı. Şimdi bunu açacağız. Kalın mı olacak, ince mi? İnce olacak. İnce. Ama hamur sert. Normalden sert. Buradan evet, da normalden görülüyor. Normalden sert olması gerekiyor. O zaman açmaya başlıyoruz. Az sonra da iç malzemesi hazırlanacak. Bitti mi Ayşen Hanım? Bitti. Şimdi kesecek miyiz? Keseceğiz. Kesme işlemimiz başlıyor. Hamurumuzu hazırladık, şöyle harmanladık. Küçük küçük dikdörtgen ve kare parçalarımız var. Şimdi evet. Sırada ne var? Bunun ağzını kapatacağız ve içini hazırlayacağız. Kurumasın diye. Evet. Kapatıyoruz, iç malzemesini hazırlamaya başlıyoruz. 250 gram kadar kıyma. Kıyma, soğan, tuz, toz kırmızı biber. Kimyon. Kimyon, nane. Nane. Karabiber. Karabiber. Biraz da acı olsun. Çok az bir şey de maydanoz ilave ediyoruz. Sıkma işlemine geçebiliriz. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle tepsimizi güzelce yağlıyoruz. Ve nihayet sonuncu parçamız da gidiyor. Ne şey gibi oldu, puzzle gibi oldu bu. Evet. Gösterelim. Aysel Usta eseriyle gurur duyuyor. Çok güzel. Şimdi bu 5 dakika pişecek. Evet. Ardından kızardıktan sonra bir sosu var. Sosu ilave edeceğiz. Bunu gönderelim o zaman.
Bu sesi duymamız mı gerekiyordu? Aynen. Dayanılacak gibi değil bu mantı. Çok fena. Bakar mısınız? Kızarmış mantılar geldi. Kıymaları da pişmiş. 5 dakika sadece pişti. Üzerine sabırla hazırladığımız, kaynattığımız salçalı sosumuz eklendi. Tereyağlı. Şimdi biraz da böyle pişiyor. Dokunmuyoruz. Piştikten sonra servise hazır mı? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hazırız. Mantı tamamdır. Tepsi mantısı. İnşallah hem hafızanıza hem de kağıtlara kaydetmişsinizdir nasıl yapıldığını. Evde yapabileceğiniz bir biraz mantı. Biraz altını da kısalım. Biraz altını kısıyoruz ve hazırlıklarımıza başlıyoruz. Ne için? Nevzine tatlısı için. Bir daha söyler misiniz? Nevzine tatlısı. Nevzine tatlısı için. Geleneksel Kayseri'mizin enfes tatlısı, pekmezli nevzine tatlısı. Malzemelerle geliyoruz. Hele pişirelim. Şimdi sırada Kayseri'mizin geleneksel tatlısı nevzine var. Malzemeleri hemen söylüyoruz. 2 tas un, 1 tas tahin, 1 çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 evet. kabartma tozu, 1 adet margarin, 1 yumurta ve ince şekilde kıyılmış ceviz. Ceviz. Suyumuz var 2 bardak. Şerbeti için kullanılacak. Şerbeti için de toz şeker, pekmez, ceviz. Ceviz ve su. Hazırlamaya başlıyoruz. Erciyes tepesi gibi oldu. Şimdi cevizimizi de ekledik. Bütün malzemeyi ekliyoruz yani. Biraz önce saydığımız malzemenin hepsini ekliyoruz. Margarin de gitti. 200 gram. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Kabartma tozunu da gönderiyoruz bir paket. Hamurumuz hazır. Sert bir hamur oldu yine. Kıyır kıyır olması gerekiyor bu hamurun. Bol margarin de herhalde o yüzden attık. Evet. Şimdi tepsiye yayıyoruz. Kesme işlemimiz de tamam. Şimdi gelelim cevizleri yerleştirmeye. Ardından ne kadar pişecek ve kaç derecede? 175 derecede 25 dakika kadar pişmesi yeterli. Ondan sonra ne yapacaksın? Şerbetini dökeceğiz. Yani bunda şerbet hazırlığı var. Piştikten sonra o eklenecek ve afiyetle yemek için masadaki yerini alacak. Aysel'e çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Güzel bir masayla karşınızdayız. Az sonra. Kayseri yemekleri zaten güzel. Türkülerine hayranlığım vardı. Bir kat daha arttı. Sağ olsunlar. Güzel türkülerle açışı yaptık yemekleri. Yemekler enfes. Çeşit çok. Türküleri gibi. Birazdan bir türkü daha gelecek. Ayrılmayın. Ama Namık Kemal hocamın izniyle ben artık bakayım tadına hocam. Tabii buyurun. Zaten Yıldırım hocam da acıkmış. Vallahi acıktık. Ne söyleyeyim şimdi. Adnan hoca da oradan mantıyı kesiyor. Ayfer Hoca diyor ki ya biz işte ne olur. Eyvallah. Ben o zaman bakayım tadına soğutmadan. İçinde pekmez olduğu için kan yapar hocam.
Can yapar bu, can. Yemekler enfes. Efendim, Kayseri'ye veda etmek zorundayız. Hiç de istemeyerek bunu söylüyorum. Çünkü Kayseri'yi çok seviyoruz. Havasını, insanını, yemeklerini, türkülerini. Üzülerek bir veda olacak. Tatlı bir veda yapıyoruz. Yine geleceğiz elbet. Kayseri'li hemşerilerimizi yine ziyaret edeceğiz. Bu enfes yemeklerin tadına bakacağız. Güzel türküler eşliğinde. Yarın yine farklı bir ilimizde çok güzel tariflerle ve güzel manzaralarla karşınızda olacağız. Aynı saatte yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir türkü sizlerle. Düşürdün beni aşk adamı.